Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün size omuzdan kutlu kaban kalıbını tanıtacağım. Kalıbı 36'dan 44, 44'ten 52 beden. Aslında kalıp ikiye bölünecek. Şu an serisini size tanıtacağım. Kalıp omuzdan kutlu. Dilerseniz yan fileto cep yapabilirsiniz. Dilerseniz fileto cep yapabilirsiniz. Arka kalıbında dilerseniz yırtmaç yapabilirsiniz. Dilerseniz boyunu kısaltabilirsiniz. Kumaş katını koyabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Kalıbı kullanmak. Kalıptan ceket yapabilirsiniz. İnce kumaşlarla dikerseniz trenç yapabilirsiniz. Kalıpta iki tane cep var. Cep kapakları, cepleri ayrı. Pervaz kalıbı, yaka kalıbı, kol kalıbı, ön ve arka rüzgarlık var. Bunların kalıpları var. Kalıpları, pervazları telalanacak ve ön ve arka rüzgarla monte edilecek. Bu kalıpları kullanmak durumunda da değilsiniz. Tamamen size kalmış. Dilerseniz boyunu uzatabilirsiniz. Ön ve arka pervazları. Kalıp bu şekilde. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Kalıbın 40 beden kesimini yapmıştım arkadaşlar. Zaten bas kalıp olarak gelmişti. Siz milaj kağıdını mutlaka çıkartın. Kalıbın bütünlüğünü asla bozmayın. Ben kumaşımı ikiye katladım. Ön bedeni, ön yan bedeni ve klapasını düz boyutluğuna uygun yerleştirdim. Düz boyutluğu çok önemli arkadaşlar. Özellikle pantolonlarda, kollarda dönme varsa düz boyutluğuna uygun yerleştirilmemiştir. Kumaşın kenarından düz boyutluğuna kadar. Bakın 13 santim, 13 santim, 13 santim. Boydan baya 13 santim olarak yerleştiriyoruz. Kalıp boyunu ben kalıptaki gibi kullanacağım. Siz dilerseniz uzatabilirsiniz veya kısaltabilirsiniz. Sadece 3 santim kırma payı vermeniz yeterli. Ön bedeni, ön yan bedeni ve klapasını dikiş payı vererek kesiyorum. Payı vererek kestim arkadaşlar. Pervazımı telalayacağım. Bunu kaldırıyorum. Ön yan bedenin cep kısmını buket olduğundan dolayı çizgi gözükmez diye buradan iğneledim ve telleyeceğim. Bakın bu çizgiler çok önemli. Kol yerleştirmek için, buradaki rüzgarlı yerleştirmek için ve yaka takmak için bunlara mutlaka çıtımızı atalım. Ön yan ve ön pervazımızı kestik. Arkadaşlar kumaşım 3 metreye yakındı. Ondan dolayı çok zor yerleştirebildim. Hatta kemer çıkmadı. Ortalama 3-3,5 metre arası kumaş gidiyor. Arkasına da yırtmaç koyduğum için daha fazla kumaş kullanmak durumunda kaldım. Arka orta, arka yan, kolu, arka rüzgarlık, ön rüzgarlık. Bunu dilerseniz kareli kumaşlarda böyle verevinden de yerleştirebilirsiniz. İlk diktiğimde öyle yapmıştım hatırlarsınız. Rüzgarlık pervazları, fileto cep kapağı, cepler, yaka ve arka pervazı yerleştirdim. Şimdi dikiş payı vererek kesiyorum. Dikiş payı vererek geri kalan parçaları da kestim arkadaşlar. Mutlaka çıtlarını atalım. Çıt çizgileri çok önemli. Özellikle kolda. Bakın bunlar rüzgarlıkları takmak için çıtlar. Yaka. Yakanın bir tarafına dikişli yapmak durumunda kaldım. Kumaş alt tarafta eksik çıktı. Bütün parçaları tamam. Şimdi telalanacak kısımları telalayacağım. Arka pervazı, ön pervazı ve fileto cebin kapağını telalıyorum. De yakanın bir tanesini telalayacağım. O da içte kalan kısım olacak. İçte kalan kısmını, dikişli olanı kullanacağım. Uzlarından dikip overloğunu geçtikten sonra pervazımız hazır. Burasına yakayı hazırlıyorum. İçe gelen kısmı telalamıştım. Üstte kalan kısım telalanmıyor. Telalı kısmı telasız yakayla beraber iğneliyorum. Telalı tarafından dikiyorum arkadaşlar. Eğer telasız kısımdan dikersem esneme yapabiliyor. Ve bu şekilde uzayabiliyor. Onun için her zaman telalı kısımdan dikmenizi tavsiye ederim. Yakayı da komple iğneledikten sonra üç tarafını dikiş payı verdiğim kadar dikiyorum ve hazırlıyorum. Yakayı diktikten sonra arkadaşlar şu kenarlarını mutlaka alalım. Özellikle şu sivri kısmını hafif ovalleştirerek keselim ki döndürdüğünüz zaman şu yakanın sivri ucu rahat çıkabilsin. Şimdi bunu kesim yaptıktan sonra güzelce ütülüyorum. Yakayı da çevirdikten sonra güzelce ütüledim arkadaşlar. Şimdi sıra geldi fileto cebe.
Birçoğumuzun yapmaktan çekindiği pilates cep yapımı aslında çok kolay arkadaşlar. Sadece yerimizi belirliyoruz. Cep kapağını tel aladık, ikiye katladık ve 3 santimden işaretimizi aldık. Tam, bakın kapak öne doğru gelecek şekilde tam işaretlerimiz karşılıklı denk gelecek şekilde iğneliyoruz. Tabii burada çizgilerin üstünden olması çok önemli. Bakın sonrasında uzun olan cep kapağını tam karşısına denk gelecek şekilde iğneliyoruz. Gene çizginin üstünden olması çok önemli. Cep kapaklarının birisi uzun, birisi kısa. Uzun olan taraf dışa doğru bakacak. Geliyoruz diğer cep kapağına. Onu da tam karşısına denk gelecek şekilde, bakın tam şu iğnelediğimiz yerin üzerinden tekrardan iğneliyoruz. Dilerseniz, daha kolay olmasını isterseniz ilk önce cep kapağını dikin, sonrasında cep torbalarını dikebilirsiniz. Pilato cebimiz hazır. Burada önemli bir nokta daha var arkadaşlar. Bakın, şuranın başlangıcını mutlaka çizelim. Buranın karşılıklı denk gelmesi gerekiyor mutlaka. Aynı şekilde buradaki çizginin de karşılıklı denk gelmesi gerekiyor. Dilerseniz karşılıklı iğne takabilirsiniz. Bunlara dikkat ederseniz gayet düzgün bir pilato cep elde edebilirsiniz. Şimdi şunları karşılıklı iğnelerini taktıktan sonra bu iğnenin başından başlıyorum. Çizgiyi takip ederek diğer iğnenin başına kadar dikiyorum. Aynı şekilde buradan başlıyorum. Diğer iğnenin başına kadar karşılıklı dikiyorum. İğnelerin başından başladım. Her iki tarafın iğnelerin başlangıcından sonuna kadar diktim. Bakın şimdi ters çevireceğim. Karşılıklı denk geliyor. Şimdi bunun kesimini yapıyorum ama dikkat edelim, cep torbalarını kesmeyelim. Tam ortasından bir çıtımı atıyorum yukarıya kadar, kesimimi yapıyorum. Bakın tam şu dikişlerin başlangıcına doğru yaklaşık 1,5 santim aşağısından alttakileri kesmeyelim, mutlaka dikkat edelim. Çıtımı atıyorum dikişin dibine kadar. Aynı şekilde çeviriyorum. Bu tarafında çıtını atıyorum dikişin dibine kadar. Dibine kadar kesmek çok önemli. Çünkü bu sefer dönmüyor. Şimdi çevirdim. Diğer başa kadar geliyorum. Yine 1,5 santim aşağısından başlıyorum. Dikişin dibine kadar kesiyorum. Buradan da çıtımı atıyorum ve şimdi döndürebilirim. Artık dönme hazır. Evet. İçeriye doğru bir kısmını döndürdüm. Şimdi diğer tarafını döndürüyorum. Bakın pilota cebimiz artık yavaş yavaş hazır olmaya başlıyor. Bakın hiç korkacak gerçekten hiçbir şey yok. Yapımı gayet kolay. Tamamen denk geldi. Şimdi şu kısımlarını güzelce bir ütüleyelim ki cebimiz düzgün olsun. Arkadaşlar cebi ütüledim. Dilerseniz şu içte kalan cep torbasının sadece bir kısmını, kendi kumaşından geri kalanını astar kumaşından yapabilirsiniz. Kalın olmasın derseniz. Şimdi ben cebimi güzelce ütüledim. Şimdi şu kısmı kaldırdım. Şuradan hani böyle üçgen kesmiştik. O üçgen parçayı iğneliyorum. Bakın tam dikişin dibinden başlıyorum. Diğer dikişin dibine kadar şu kısmı dikiyorum. Sonra geliyorum diğer tarafı kaldırıyorum. Ama şu cep kapağının tam dikişin, şurada attığımız dikişin dibine kadar gelmesi çok önemli. Onu kontrol ettikten sonra
şu üçgen kısmı iğneliyorum. Yine dikişin tam şu çıtın başlangıcından diğer çıtın başlangıcına kadar dikiyorum. Bu üçgen kısımlarını diktim arkadaşlar. Buradan başlarken böyle çevresine dönebilirsiniz. Tekrardan bir daha dikmenize gerek yok aslında. Ama ben size gösterdiğim gibi ilk önce buradan diktim. Sonrasında buradan diktim. Şimdi çevresini dikiyorum. Oval onu geçiyorum. Ve fileto cebi bitiriyorum. Fileto cebin kesim ve dikim aşamasını yaptık arkadaşlar. Bakın tertemiz bir görüntüsü oldu. Çevirdiğim zaman da aynı şekilde. Aslında yapmak bu kadar kolay. Her iki tarafında fileto cebi bitti arkadaşlar. Elimden geldiğince fileto cebi anlatmaya çalıştım. Şimdi sıra geldi diğer aşamalara. Şimdi rüzgarlığını dikeceğiz arkadaşlar. Bunun için ön ve arka üst üste koyuyorum. Omuzlardan ve yanlardan iğneliyorum. İğnelediğim yerlerden de dikeceğim. Sonrasında pervazını yapacağız. Dilerseniz pervazını tel alabilirsiniz ama kumaş kalın olduğu için tel almak istemedim. Kumaşımız ince olsaydı tel alacaktım. Omuzlardan ve yanlardan dikiyoruz. Rüzgarlığın yanlarından ve omuzlarından diktim. Şimdi pervazlarını yapacağım. Dilerseniz kalıpta bu kalıbı kullanmak durumunda değilsiniz. Pervazlarını yapalım. Ön pervazımız. Arka pervazımız. Yanlarından iğneliyorum arkadaşlar. Ve her iki yanından da dikiyorum. Arka pervazımızı da üstüne yerleştiriyorum. Yanlarından iğneliyorum. Yanlarına dikiyorum arkadaşlar her iki yanını ve güzelce ütülüyorum. Pervazın kenarlarını diktikten sonra overlock'una geçtim arkadaşlar. Şimdi rüzgarlığın üstüne koyuyorum. Komple iğneleyeceğim. Dikişler birebir üstüne denk gelmesi için şöyle karşılıklı dikine iğne takabilirsiniz ki kayma olmasın. Çevresini komple iğneledikten sonra pervazımız da hazır. Pervazını diktim. Sonrasında pervaza doğru çıma dikişini geçtim. Ki döndürdüğümüz zaman ne doğru dikiş çıkmasın. Ben şimdi pervazı güzelce ütüleyeceğim. Sonra elimde baskı yapacağım. Dilerseniz siz yapıştırabilirsiniz veya dikebilirsiniz. Ama ben bu pervazı elimde bastıracağım. Rüzgarlığı hazırladım arkadaşlar. Elimde bastırdım pervazını. Şimdi arka bedeni yapalım. Arka orta bedeni üst üste koydum arkadaşlar. İlk önce overlocklarını geçtim. Hatta bakın şu yırtmaç kısmını üst üste geçtim. Diğer taraflarını tek tek geçtim. Çünkü burayı açarak ütüleyeceğim. Şimdi yukarıdan başlıyorum. Şu kısmı dönüyorum dikişimle. Aşağıya kadar dikiyorum. Sonrasında katlayıp ütüleyeceğim. Arkasını diktikten sonra sola doğru yırtmacımı ütüledim. Şimdi tam şu dikişin üzerinden üstten burayı sabitlemek için tekrardan dikiş geçeceğim. Hatta şimdi şöyle iğneleyelim. Dilerseniz şu dikişin üzerinden tekrardan buraya kadar dikişi sabitleyelim. Ben bu dikişin üzerinden gideceğim. Arka yırtmacın üzerinden dikişimi de geçtim. Şimdi arka yanları iğneleyeceğim. Arka orta bedenin üzerine yerleştiriyorum. Aşağıdan iğnelemeye başlıyorum veya yukarıdan fark etmez. Karşılıklı denk gelecek şekilde her iki tarafı da iğneliyorum. Arka yan parçalara, arka ortaya iğneledim. Dikiyorum ve ütülüyorum. Arka bedenimiz hazır arkadaşlar. Aynı işlemi ön bedende de yapıyoruz. Ön bedenle ön yan bedenleri iğneledim. İğnelediğim yerlerden dikiyorum ve ütülüyorum. Ön bedeni de birleştirdikten sonra arka bedenle ön bedenin yanlarını ve omuzlarını da birleştireceğiz. Ön beden ve arka bedeni iğneledim. Omuzlardan şu dikişler karşılıklı denk gelecek şekilde dikine iğne taktım. Şimdi omuzlardan ve yanlardan dikiyorum. Omuzlar ve yanlardan diktikten sonra arkadaşlar şimdi rüzgarlığını geçireceğiz. Eğer rüzgarlığını geçirmeseydim ben ilk önce omuzlarını dikiyordum, sonra kollarını takıyordum ve en son kol ve beden yanlarını yapıyorum. Bana o şekilde daha kolay geliyor. Ama rüzgarlı olduğu için omuzdan ve yanlardan diktim. Şimdi rüzgarlı kollara
iğneliyorum. Dilerseniz makinayla da tutturabilirsiniz, yani dikebilirsiniz. Bakın şöyle çevresini iğneleyeceğim. Aynı şekilde burada çıtımız vardı. Rüzgarlığımızın çıtı. O çıtlar denk gelecek şekilde komple yakadan da iğneleyeceğim. Veya dediğim gibi dikebilirsiniz. Ben dikeceğim arkadaşlar. Kumaşım biraz kalın olduğu için çok fazla oynama yapabilir. Bunu bedene monte ettikten sonra yakaya takacağız. Pervazı bedene de iğneledim. Yaka kısımlarını da iğneledim. İğnelediğim yerlerden teralı kısımdan dikiyorum. Teralı kısımdan dikiyorum ki alttaki kumaş esneme yapmasın diye. Eğer altından dikersem esneme yapıyor ve bazen uzayabiliyor kumaş. Şimdi pervazımızı dikiyoruz. Pervazı diktikten sonra şuradan tela kısımlarını makasla kestim arkadaşlar. Çok fazla kalınlık olmasın diye. Ve şu yaka kısmını ovalinden kestim. Aynı şekilde bu tarafı da keseceğim. Ve pervazımızı çevireceğim. Güzelce şu kısımları ütüleyelim. Ve pervazımızı bitirelim. Pervazını ütüledim. İçeriye doğru çevirdim. Şu omuzlarından arka pervazın şu kısmını dikeceğim arkadaşlar. Dikeceğim ki sabit kalsın. Ve şu omuzlarından dilerseniz makinede, dilerseniz elinizde tutturabilirsiniz. Çünkü bunun dönmesini istemiyorum ve pervazı da bitiriyorum. Şimdi kolunu takacağım arkadaşlar. İki tarafına ovalyonu geçtim. Üst üste koydum. İğneliyorum ve iğnelediğim yerlerden de kolunu dikiyorum. Sonrasında kolunu bedene monte ediyoruz. Kolunu takacağım. Kolunda çıtımız vardı. Yine burada çıtımız vardı. Bakın burada yine kol çıtımız var. Bunlar karşılıklı denk gelecek şekilde kolumuzu yerleştiriyoruz. Kolumuz çok hafif. Bakın çok hafif. Bol gelebilir. O da kolun kasmaması için. Bunu da kola yedirerek yerleştirelim. Şimdi arka tarafına geçiyorum. Bakın şöyle hafiften. Hiç terlemiyorum. Elimden geldiğince ben hiç tel yapmıyorum arkadaşlar. Tel yapmak bana çok zor geliyor. Sonrasında onu diktiğim zaman sökmesi ayrı bir sorun. Şimdi şu kolun altındaki dikişler karşılıklı denk gelecek şekilde iğneliyorum. Kol geri kalanını iğneledikten sonra dikiyorum ve ovalyonu geçiyorum. Kollarını da diktim arkadaşlar. Kol boyunu ayarlıyorum. Dilerseniz dikiş geçebilirsiniz. Overlock geçtikten sonra ben elimde bastıracağım kol boyunu. Şimdi sadece etek boyu kaldı. Etek boyunu ayarladıktan sonra bakın kalapayı çeviriyorum. Her iki tarafında kalapasını çevirdim. 3 santim ya da 4 santimden ben 4 santimden kıvıracağım. İşaretimi alıyorum. Tam 4 santimden karşı tarafa geçiyorum. Yine 4 santimden işaretimi alıyorum. Bu kısımları iğneliyorum ve klapayla bedeni dikiyorum. Etek ucunu diktim arkadaşlar. Şuradan geldim şimdi makasla kesiyorum. Şuradan biraz pay bırakıp kesiyorum. Ve şu kısmı rahat dönebilmesi için ucunu ovalinden kesiyorum. Şimdi çeviriyorum. Bakın çevirdiğim zaman 4 santimden overlock'u geçiyorum ve elimde bastıracağım arkadaşlar. Dilerseniz siz dikebilirsiniz. Etek ucu bu şekilde yapılıyor. Şimdi bunu da şuradan ovalinden keselim. Bunu da döndürelim. Etek ucunu bitirelim. En sona düğmeleri kalıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ovalonu geçiyoruz. İsterseniz dikebilirsiniz. İsterseniz elinizde bastırabilirsiniz. Ben elimde bastıracağım ovalonu geçtikten sonra. Etek ucunu da bu şekilde yapıyoruz. Etek ucu bitti, kol ucu bitti, kaban bitti arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Kaban dikimi, kesim aşaması bu şekilde.